Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı fen bilimleri örnek soruların açıklamalı çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün konuları kanalımda izleyebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar, mevsimlerle ilgili bir soru. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler doğru olarak gösterilmiştir diyor. Bakıyoruz iki tane Hülya'nın ve Özge'nin grafiğine baktığımızda 21 Aralık'ta gölge boyu her ikisinde de en kısa. Gölge boyun en kısa olması ne demekti arkadaşlar? Güneş ışınları dik geldiğinde gölge boyu ne oluyordu? Küçük oluyordu. 21 Aralık'ta dik geldiğine göre 21 Aralık'ta yaz olacak. O halde ne olacak? Güney yarım küre olacak. Güney yarım küre. Yine güney yarım küre olacak. Kuzey olanları hemen iki şıkkı A ve B'yi silelim. Sonra bir şeye daha dikkat ediyoruz. Bakıyoruz ki Hülya'nın gölge boyu, bakın Hülya'nın gölge boyu Özgen göre daha uzun. O halde Hülya'ya güneş ışınları daha eğik gelmekte. Yani kutba daha yakın olması lazım. Bakıyoruz hangisinde kutba Hülya daha yakın? C şıkkında kutba daha yakın olduğu için... Cevabımız C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Çaprazlama ile ilgili sorular. Arkadaşlar baktığımızda bezelyelerden mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Bu önemli. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşan bezelyelerden 5 tanesi gösterilmiş. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ile ilgili kesinlikle doğrudur diyor. Burası önemli arkadaşlar. Mor çiçek, beyaz çiçek çaprazlandığında hepsi mor çiçekle oluşmuş. Mor çiçek baskın olduğu için büyük A, büyük A, büyük A, büyük A küçük A hem homozigot hem heterozigot olabilir. Beyaz çiçek ise kesinlikle homozigot çekinik olacaktır, resesif. Yani küçük a küçük a olacaktır. Baktığımızda mor çiçekli bezelye homozigottur. Hayır, heterozigot da olabilir. Mor çiçekli bezelye heterozigottur. Hayır, homozigot da olabilir. Kesinlikle dediği için olmaz. Beyaz çiçekli bezelye homozigottur. Bakıyoruz arkadaşlar. küçük a küçük a homozigot. O halde hangisi kesinlikle doğrudur? Yalnız 3 kesinlikle doğrudur. Üçüncü soruya bakarsak arkadaşlar, DNA ile ilgili bir soru. Buna göre etkinlik sonucunda pullar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa hatalı bir işlem yapıldığı söylenebilir diyor. Arkadaşlar DNA'da biliyoruz, bakıyoruz. Adenin karşısına timin, burada adenin ve timin olduğunu nereden anladım? Çünkü iki bağ olduğundan. Guani'nin karşısına ise üç bağlı, bakın, sitozin gelecekti. O halde iki tane gruplar oluşturulmuş, bunlara pullar verilmiş bu pullarda DNA modeli tasarlanması isteyen öğretmen şu açıklamaları yapmış. DNA molekülü oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincirin yapılmasında. Bunlar birinci zincirmiş. İkinci gruptakilerde ikinci zincirmiş. Gruplar arasında pul aktarımı kesinlikle yapılmayacakmış. Pembe, sarı, yeşil, mavi pullar organik bazları. Yani şu dört tanesi organik baz. Arkadaşlar şu dört tanesi organik bazı şu dört tanesi organik bazı. Kahverengi deoksiriboz şekeri. Buraya şeker yazıyoruz. Gri ise fosfatı. Fosfatı beliyormuş. Burası şeker, burası fosfat. O halde arkadaşlar etkinlik sonucunda organik bazlarının renklerini belirledikten sonra en uzun DNA modeli yapılacakmış. Hangisinde hatalı bir işlem yapıldığını söylüyor diyor. Arkadaşlar hemen bakalım. Burada kalan pullarmış. Burada kalan pullarmış. Burada 3 adet kaldıysa bir tane mavi gir, e, oluşturulmuştur. Bir adet kaldıysa burada 7 tane A şıkkı için bakıyoruz. 7 tane. Bakıyoruz 3 tane kaldıysa 7 tane. Bakıyoruz ne kalmış oldu elimizde? 2 adet, 3 adet, 1 adet yeşil toplam 3 2 daha 5 6 7 organik baz ve şeker de tamam. Çünkü bir fosfat, bir şeker, bir organik baz gerekliydi. İkincisine bakalım arkadaşlar. Bundan 3 tane kalmışsa 2 tane kalmıştır. Bakıyoruz. 3 adet sarı kalmışsa 2 adet sarı kaldı. 1 adet mavi kaldıysa 1 adet mavi kaldı. 3 adet kahverengi kaldıysa 7 2 adetse burada da 7 tane fosfatımız kalmıştır. Burada da 3 adet ve 1 adet. Yani 3, 2, 1, 1 olacak. Bakıyoruz adenin karşısına timin gelecekse 2, 2 gelebilir. 3, 3 stozinin karşısına gelecekse 1, 1 evet 1, 1 de gelebilir. Karşılıklı olarak adenin timin olabilir veya guanin stozin olabilir. Arkadaşlar bakıyoruz 7, 7 birincisinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar düzgün oluşturulmuş. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Tek tek yine bakacağız arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Bir adet pembe kalmış. O halde bir tane pembe kaldı. Bir adet sarı kalmış. iki tane kaldı. İki adet gri kalmış. O halde sekiz kaldı. Kalanları yazıyoruz. Sekiz, dört, bir. Bakalım ikinci. Pembelerden iki adet Kalmışsa burada bir adet kalmıştır. Bir tanesi kullanılmamışsa burada dört tane kalmıştır. İki adet kullanılmamışsa sekiz. Bir adet kullanılmamışsa sekiz. Bunlar da aynen bir, iki şeklinde kalmıştır. Bir, bir karşısına gelebilir. İki, iki karşısına gelebilir. Bir, bir gelebilir. Dört, dört gelebilir. O halde B şıkkında da problem yoktur. Hemen C şıkkına bakalım arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 2 adet sarı pul kaldığına göre 1 tane girmiştir. 1 adet mavi pul kaldığına göre 3 tane kal girmiştir. 1 adet kahverengi kaldıysa 7, 3 adet kaldıysa 7, gerilerin hepsi girmiş 2 ve 1 yazıyoruz. Hemen ikinci gruba bakalım. 4 adet sarı girmişse 1 adet sarı kalmışsa 1 adeti kullanılmıştır. 3 adetse 7 tane kalmıştır. 2 adetse Yine 7 tane kalmıştır. 7 deoksiriboz, 7 tane fosfat şeker, e, deoksiriboz şeker 7 tane, 7 tane olabilir. Buradan 3 kaldı, 1 kaldı, 2 kaldı. Baktığımızda arkadaşlar 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 3, 3, 3, 3, 3 karşılıklı gelebilir. Burada da sıkıntı yok. D şıkkına bakalım. D şıkkında arkadaşlar bakıyoruz. 1 adet sarı kalmışsa 2 adeti kullanmıştır. 1 adet mavi kalmışsa 1. grupta. 3 adet kullanılmıştır. 2 adet kal kalmışsa 8 adet kullanılmıştır. Burada da da 8 8 kalanlar 1 2, 2 2 2 1 3 8 8. Şimdi ikinciye bakıyoruz. 2 adetse 1 kalmıştır. 1 adetse mavi kalmışsa 1 adet kullanılmıştır. 2 adet kalmışsa 8, 1 adet kalmışsa 1. Diğerlerini aynen yazarsak 5 ve bir kaldı. Arkadaşlar burada baktığımızda 5 adet herhangi bir puldan kalmamış. Yani karşısına 5 adet gelebilecek herhangi bir organik baz olmadığı için D'de ne yapılmıştır? Hata yapılmıştır. Diğer soruya geçelim. Arkadaşlar genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski veya oluşumu ile ilgili sorular inceleyen bir bilim alanı. Buna göre bu çalışma genetik danışmanlık sürecinde hangi aşamasını gösterir? Arkadaşlar bir aşamalar varmış. Burada ne yapılmış? Baktığımızda sağlıklı gen ve hastalıklı gen erkeğe baktığımızda taşıyıcı Kadına baktığımızda taşıyıcı ve bunlar çaprazlandığında 1 bölü 4 oranında bakın 1 bölü 4 oranında hastalıklı birey oluşmuş. O halde burada yapılan hangisidir diye soruyor. Bakalım birinciye en az 3 nesil içeren ayrıntılı soy ağacı, burada soy ağacı belirtilmemiş sadece çaprazlama yapılmış. Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlemiş. Evet 2'yi belirlemiş. Hastalığın seyri tedavisi ve konularında hayır bilgi herhangi bir bilgi verilmemiş. Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlarlar. Hayır burada öyle bir şey yok. Ha, sadece riski göstermiş. O halde hangisinin aşamasıdır bu? 2 numaralı aşamanın cevabıdır. Cevap 2 numara. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Paragrafı okuyalım. Bir paragraf sorusu gibi arkadaşlar. Son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakterleri kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarda ıslah edilmemiş yabani tipler bugünkü kültür bitkilerine aktararak domatesleri eski tat ve kokularına kavuştururken insan sağlığına olumlu etki yapan vitamin oranını da arttırmayı amaçlamışlardır. Bakalım arkadaşlar genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına sebep olabilir. Arkadaşlar baktığımızda burada kaybolmaktadır diyor. Karakterler kaybolmaktadır. Birinci ifademiz doğru biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle, burada yapay yöntemlerden herhangi bir yerde yapay yöntemden bahsedilmemiş olmaz. Üçü okuyalım, genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlanarak yukarıda herhangi bir çaprazlamadan bahsedilmemiş arkadaşlar. Hangisine ulaşılabilir? Yalnız bire, beşinci sorumuz Adana olacaktır. Altıncı soruya geçelim arkadaşlar. Yapılan araştırmalar sonucunda diyor verilen metnin bilimsel olarak doğru olabilmesi için boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması gerekir diyor. Hemen bilimsel araştırmaya bakalım. Yapılan araştırmalar sahrada gömüş karıncaların sayesinde 85,5 cm yol kat ederek aldıkları yolun vücut ağırlıklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterir. Bu durumun nedenlerinden biri de bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketleridir. Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyormuş. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyormuş. Arkadaşlar diğerleri aynı anda hareket ediyormuş. Sahra gümüş karıncaları ise üç bacağın neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettirebiliyorlar. Araştırmacılar bu tekniğin neyini arttırdığını düşündürülür. Arkadaşlar bakın 6 tane bacağı var. 3 bacağını eş zamanlı olarak hareket ettirebiliyorsa ne yapıyordur bu? Basıncını ayarlayıp daha hızlı hareket edebiliyormuş. Çünkü 100 katına kadar ulaşabildiğine göre ne yapabiliyordur arkadaşlar? Hareket kabiliyetini daha iyi yapıyordur eş zamanlı hareket ettiğinden. Bakalım ağırlıklarını azaltarak herhangi burada ağırlığı azaltılmamış aynı karınca. Yüzey alanı azaltarak daha hızlı hareket etmeye yetenekleri. Hayır burada yüzey alanı azaltılmamış eş zamanlı hareket etmesi sağlanmış. Kuma batma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini. Evet burada eş zamanlı diyor. Bakın burada cevapta diyor ki üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettirdiği için yavaşlatılmasını engelleyerek hareket kabiliyetini arttırdığı için yüz katına kadar hareket etmiş. Birim yüze etki eden kuvveti, kuvvet artmamış yani ağırlığı artmamış arkadaşlar. O halde C şıkkı olacaktır. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir deney sorusu sıvıların basıncı ile ilgili. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamaz diyor arkadaşlar. Biz sorulara ve cevaplara bakacağız. Bir öğrenci sıvı basıncını etki eden değişkenleri araştırmak için 3 farklı düzenek oluşturmuş. Bu düzeneklerde tüm düzeneklerde U boruları ve içindeki sıvılar özdeşmiş. Buradakiler arkadaşlar U boruları özdeş ve sıvıları da özdeşmiş. Bu önemli. Sadece bir ve ikinci düzenek beherleri özdeş. 1 ve 2 özdeşmiş beherler. 1 ve 3 düzenekte bulunan beherlerdeki sıvıların yoğunluğu aynıymış. Yani aynı sıvı bulunuyormuş 1 ve 3'te. O halde kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? Bakıyoruz arkadaşlar. 1 ve 3'te aynı sıvı olduğuna göre, kapların şekli farklı olduğuna göre 1 ve 3'ü kullanarak birinci soruya cevap bulabiliriz. O halde bulamaz dediği için A'yı eledim. Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Bakın 1 ve 2'deki sıvı basıncı yoğunluklar, sıvılar farklı yoğunluk olduğu için buna cevap bulabilirim. O halde 1 ve 2'yi kullanırsam bu soruya cevap bulabilirim. Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Bakın 1 ve 3'te arkadaşlar aynı sıvılar var ve derinliklerini farklı konulmuş. O halde ben 1 ve 3'ü kullanarak bu soruya cevap bulabilirim. U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Arkadaşlar U borusunda aynı sıvılar olduğu için bakın U borusundaki sıvılar özdeştir dediği için D'yi ne yapamam? Bulamam herhangi birine bakıp. Cevabımız D şıkkı. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar verilenlere göre P elementine baktığımızda P'ye bakalım arkadaşlar. P Mavi katman sayısını, kırmızıda son, son yörüngedeki katmanlık elektron sayısını vermiş. Kaç tane, iki tane yörüngesi varmış, iki tane katmanı varmış. Bakıyoruz, P'nin iki tane katmanı. Kaç tane? Yedi tane de elektronu varmış. Birinci periyotta iki, ikinci periyotta yedi. O halde bunun toplam kaç tanedir? Dokuz tane, dokuz numaralı elementimizdir. Bakıyoruz R'ye arkadaşlar. Yine iki tane periyodu varmış, iki tane katmanı varmış. Son katmanda sekiz elektronu varmış. Birinci de iki, ikinci de sekiz. O halde bunun kaçtır? Ondur. Toplam proton sayısı. Üçe baktığımızda arkadaşlar, S'ye baktığımızda S'D yörüngesi varmış ve ikiymiş. Arkadaşlar bu istisnaydı. Neydi arkadaşlar? Bir katmanı olan ve bir katmanında iki elektronu bulunan neydi? Helyumdu arkadaşlar. Yani 8 aydı. Bunu unutmuyorduk. İstisnaydı her zaman üzerinde durduğumuz bir mesele. O halde baktığımızda arkadaşlar PRS şeklindedir. Atom numaralarına bakıyoruz. PRS şeklindedir. Hayır. R, P, S şeklindedir. Birincisi yanlış. R ve S elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. R'ye bakıyoruz arkadaşlar. 8A grubunda bakıyoruz. 8, 8A grubu. Bu 7A grubunda bakın. Halojen 8A grubu. Bakıyoruz 8A, R ve S 8A grubunda nedir arkadaşlar? Soy gazdır. O halde ikinci ifademiz doğrudur. R ve S elementlerin periyodik tabloda aynı yatay sırada bulunur. Bakalım P ve S'ye P ve S'ye baktığımızda bu bir katmana sahip, bu iki katmana sahip, bu ikinci periyot, bu birinci periyotta olduğu için bu da yanlıştır arkadaşlar. Hangisini doğrudur dediği için cevabımız yalnız iki B şıkkı olacak arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım. Buna göre sabun yapımında olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırılmış. Arkadaşlar sabun yapımı için gerekli malzemeler verilmiş. Yukarıda fiziksel ve kimyasal değişimin tanımı verilmiş ve sabun yapımı için gerekli malzemeler verilmiş. Sabun yapımında zeytinlerin zeytin kırma taşıyla kırılarak çekirdekleri çıkarılır. Kırma işi arkadaşlar neydi? Birinci ifademiz fiziksel. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağlar çıkarılır. Ezilme sıkıştırma yine fizikseldi arkadaşlar. Tencereye konulan yağ üzerine zeytinyağı üzerine sut kostik arkadaşlar baktığımızda sodyum hidroksit konulmuş. Sodyum hidroksit konulduğuna göre arkadaşlar bu nedir? Kimyasaldır. Kimyasal işlem Zeytinyağın üzerinde sabun yaptığımız zaman zaten bir kimyasal tepkimedir. 3 kimyasaldır. Belirli bir kıvama gelince katılaşması, katılaşma hal değişimi arkadaşlar. Bu neydi? Fizikseldi. O halde 1 2 4 fiziksel olacak. 3 de ne olacak? Kimyasal. Cevabımız A olacaktır. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar Kimyasal tepkimede tepkimenin korunlu kanunu ile ilgili bir soru. Ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümlerde hata yapılmıştır diyor. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar yeni madde oluşur. Bu kimyasal olaylar sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir diyor arkadaşlar. Yani bu tarafa girenlerin kütlesi ile ürünlerin kütlesi buraya girenler diyorduk. Buraya üren ürünler diyorduk. Kütlesi birbirine eşittir Hemen bakalım arkadaşlar 12 azot 2 gramı kalmış Tepkimeden sonra 2, 2 gramı kaldığına göre Bu 14 gram girmiştir Artı 3 de bu Toplam giren kaçtır 17'dir arkadaşlar 17 bakıyoruz Amonyak da 17 birbirine eşit O halde bir de herhangi bir problem yok 44 9 2 tane azot kaldığına göre arkadaşlar 42'dir 9 daha ne yapar 9 daha ne yaptı arkadaşlar? 42 9 daha 51 yaptı. Bakıyoruz amonyağın kütlesi 51 o halde eşit olabilir. Bakıyoruz arkadaşlar hidrojenin kütlesi 2 gram artmışsa bu 56 artı 13 ne yapar? 69 yapar. Bakıyoruz 68 o halde olmadı. Üçüncü ifademiz olmadığı için cevabımız C şıkkı. D'ye de bakalım. Arkadaşlar 2 gram hidrojen artmışsa burada 18 kalmıştır. 84, 18 daha ne yapar arkadaşlar? 102 yapar. Bakıyoruz 102 mi? Evet 102. O halde hata yapılmamış. Cevabımız C şıkkıdır. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.